Efendim bu gece Kadir Gecesi. Bu gece kadre erme, kadir bilme gecesi. Bu gece içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir gece ve bu gece ömre bedel bir gece. Kadir gecemiz mübarek olsun. TV1 ekranlarına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz sevgili seyircilerimiz. Ve bu gece Kadir Gecesi'ni çok kıymetli bir konuğumla hep birlikte anlamaya çalışacağız inşallah. Kadir Gecesi'ni, Kadir Gecesi'nin kıymetini, Kadir Gecesi'nde neler yapmamız gerektiğini, Kadir Gecesi'ni nasıl ihya etmemiz gerektiğini ve Kadir Gecesi'nden ne anlamamız gerektiğini inşallah birlikte anlamaya çalışacağız efendim ve çok kıymetli konuğum Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerimizden Profesör Doktor Sayın Şefaettin Severcan Hocam bizlerle birlikte. Muhterem Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Sizleri böyle müstesna bir gecede ve günde gecenin hemen öncesinde kıymetli duaların da kabul olduğu bir icabet saatine doğru yaklaştığımız iftar saatinin şu kıymetli zaman dilimlerinde sizleri stüdyomuzda ağırlıyor olmaktan, programımızda ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz efendim. Bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza. Hoş gördük. Teşekkür ederim. O memnuniyet ve mutluluk bana ait. Onu da ifade etmek isterim. Allah razı olsun isterim. efendim. Teşekkür ederim. Allah razı ederim. olsun. Sağ olun, sağ olun, var olun. Ve yine inşallah Kur'an tilavetiyle gönüllerimizi mesrur edecek olan aziz dostum, çok kıymetli kardeşim Cami Kebir İmam Hatibi Mustafa Baş Hocam da Bizlerle birlikte olacak, ekranlardan tanıdığınız, daha önce tilavetlerini dinlemiş olduğunuz Mustafa Hocam da yine bizlerle birlikte. Değerli Hocam, sizler de hoş geldiniz hoş inşallah. Hoş bulduk hocam, Allah Sizlerin Allah hocam. de Kadir Gecesi mübarek olsun amin. inşallah. Amin, amin. Cümleyle beraber inşallah. İnşallah, Allah olsun. inşallah. Evet. Kur'an olunca biz her programa muhterem evet. hocam sözlerin, kelamların güzeliyle başlamak istiyoruz. Başlıyoruz. Bu programada müsaade buyurursanız inşallah Estağfurullah. Mustafa ee, hocamızı dinleyerek başlıyoruz. E, biz hep öyle deriz. Yani Kur'an-ı Kerim için kelamın en güzeli deriz ama sadece kelamın değil. Varlığın en güzeli Kur'an. Evet. Mi? Her şeyin en güzeli. Her var. şeyin en güzeli değil mi değerli hocam? Evet. Mustafa hocam buyurun siz dinliyoruz inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما وَرَبُّ آبائِكُمْ الأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى فنكشف عنا العذاب انا مؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة ملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر Senagallahul Azim Bu güzel Kur'an tilaveti sebebiyle Cami Kebir İmam Hatibi Hafız Mustafa Baş hocamıza teşekkür ediyorum efendim muhterem hocam yüreğinize sağlık eyvallah Allah razı amca. olsun iki var. varsınız hocam Allah razı olsun eyvallah Mustafa'm dillerine sağlık eyvallah hocam evet ruhumuzu bir yerlere taşıdın sonra geri getirdiğin. Çok teşekkür ederiz. Sağ Eyvallah. Güzel Kur'anımız güzel tilavet edilince de daha bir güzel oluyor değil i̇şte, mi değerli tabii, hocam? Tabii. Eyvallah. Muhterem hocam, yeniden hoş geldiniz programımıza. Hoş gördük, hoş bulduk. Sağ olun. Değerli hocam, Cenab-ı Eceli insanın ömrü içerisinde işte veli kullarını insanlar içerisinde yine ismi azamını baktığımız zaman esma-i Hüsna içerisinde işte beş vakit namaz içerisinde mesela orta namazı gizli tutarak, yine bütün ibadetler içerisinde Allah'ın rızasının nerede olduğunu gizli tutarak, zaman içerisinde baktığımızda mesela kıyametin bilinemezliğini buradan hareketle, yine hayat içerisinde ölümü ve Ramazan içerisinde de Kadir gecesini diyebileceğimiz şekliyle hep bir takım hususiyetleri gizli tutmuş. Buradan hareketli olsa gerek... Kudema her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil demiş. Değerli hocam, şöyle genel bir çerçeve çizecek olursak, Ramazan ayı itibariyle, Ramazan ayı hamdolsun hep bunu dile getirdik, ifade ettik. Bir okul, bir mektep, bir medrese dedik. Adeta bizi, insanı eğiten, öğreten hem Rabbimize karşı hem de Rabbimizin yarattığı kullarına ve mahlukata karşı esasen eğiten, geliştiren, öğreten bir okul dedik. Dolayısıyla Ramazan hayatı bizlerde, Ramazan iklimi, mevsimi bizlerde ne gibi bir olgunluğa, ne gibi bir tekamüle sebebiyet vermeli ve bizi Kadir gecesine, bin aydan daha hayırlı dediğimiz Kadir gecesine nasıl eriştirmeli değerli hocam? Buradan müsaade buyurursanız giriş yapalım isterim. Hay hay Fatihciğim, ben bu sohbetin başlangıcında bizi izleyen, hatta izlemeyen tüm milletimizin, tüm ümmetin bu kutlu gecesini, bu mübarek gecesini tebrik ederek ve bu gecenin herkesin gönlünden olmasını istediği hayır, hayırlı duaya duanın gerçekleşmesini dileyerek başlamak istiyorum. Amin inşallah evet. değerli hocam. Evet, e, evvela şunu söyleyelim. İslam'da bu mübarek zaman dilimleri, hani siz girişte söylediniz gizli bırakılmış zaman dilimleri, olması o zaman dilimleri içerisinde gerçekten çok önemli bir ibadet çok önemli bir hem Cenab-ı Hak tarafından hem Resulullah Aleyhissalatu vesselam tarafından insanlığa çok önemli bir belgenin verilmesi, insanlığın arındırılması üzerine çok önemli bir olayın gerçekleşmesi çerçevesinde bir zaman mübarekleşiyor, kutsallaşıyor. Dolayısıyla Ramazan ayı da bu anlamda baktığımızda mübarek bir ay. Neden? Çünkü Ramazan ayı bu ay içerisinde tüm insanlığın gerçekten bu ayın kadrini, kıymetini bilen insanlığın yeniden kendine geldiği bir ay arındığı bir ay. Yani neden arındığı? Kirlerinden arındığı, günahlarından arındığı, kulluk bilincini yeniden inşa ettiği bir ay. Allah'a karşı e, sorumluluklarını yeniden dipdiri olarak hatırladığı bir ay. O 11 aylık Ramazan olmayan, geride kalmış olan 11 aylık hırsların, tamahların, haksızlıkların tefekkür edildiği, tezekkür edildiği bir ay. Ve tabi merdiven merdiven çıkarak nihayetinde de insanın Rabbi ile baş başa daha uzun zaman dilimi içerisinde kaldığı bir ay. Oruç ibadetiyle, teravihlerle, yani Ramazan'a özel diğer günlerde olmayan, aylarda olmayan ibadetleriyle farklı bir iletişimin, Rab ile farklı bir iletişimin olduğu bir ay. Dolayısıyla bütün bunları yan yana getirdiğimizde, Ramazan ayı gerçekten bir mümin için, bir Müslüman için, her şeyden önce Rabbi ile baş başa kalarak, Rabbinin layık olduğu bir biçimde, ona layık olacak biçimde, Arınmasını gerçekleştirdiği bir ay. Eyvah. E bundan daha güzeli ne olabilir? Eyvah. Eyvah. Bundan daha huzur verici, mutluluk verici ve tabii ki bundan daha Allah'ın hoşnutluğunu kazandırıcı ne olabilir? Değil mi değerli hocam? Evet. Yani buradan baktığımız zaman adeta Rabbimiz bize her yıl bu fırsatı tekrar tekrar veriyor değil mi değerli tabii, hocam? Tabi tabi. O ki biz onu değerlendirebilelim. Tabii. Ee, önemli olan biz e, o kıymeti, o kadri biraz Dilelim, sonra değil mi? Ya, evet, e, o kadre e, bir e, vuslata erelim. Eyvallah. Önemli olan bu. Eyvallah değerli hocam. Evet, üç aylar dedik, Recep dedik, Şaban dedik. İçerisinde işte Şaban ayının 15. gecesini, Recep ayının ilk Cuma gecesini, Recep ayının yine 27. gecesini yani kandil dediğimiz bu manada halkımızın da insanımızın milletimizin de teveccüh gösterdiği bu geceleri de ve Recep ve Şaban ayını da hep birlikte idrak ettikten sonra büyük bir sevinçle, coşkuyla her ne kadar bu yıl yüreğimizin bir kenarı, malumunuz depremler sebebiyle buruk olsa da halen yüreğimizde acısı taze olsa da değerli hocam ve Rabbimiz bizi Ramazan'a eriştirdi, Ramazan'ı karşıladık ve nihayetinde de geldik bugün bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi'ne değerli hocam. Evet. evet. Ne demektir Kadir Gecesi değerli hocam? Evet. E, Kadir Gecesi e, biraz evvel Mustafa Bey de okudu Kadir suresini okurken zaten Cenab-ı Hak Kadir gecesinin ne olduğunu kendisi anlatıyor bize yani böyle uzun uzun tariflere tanımlara ihtiyaç bırakmıyor Cenab-ı Hak öyle, öyle bir, de özde anlatıyor tabi yani tabi öyle güzel anlatıyor ki bakın isterseniz şöyle yapalım bu Kadir gecesini ee, hemen şöyle birkaç dakika tehir edelim. Ne olduğunu ne olmadığını. Biz e, Kadir Gecesi'nin neden Kadir Gecesi olduğunu, evet. yani bu neden kıymet e, ifade ettiğini, değer ifade ettiğini ve Cenab-ı Hakk'ın neden bin aydan daha hayırlıdır dediğine şöyle bir kapı aralayalım. Ee, bakın Kadir Gecesi'nin bu kadar büyük kıymete haiz olması. Bu o büyük kıymete haiz olması iki yönlüdür. Bir Cenab-ı Hak yanında büyük kıymete haiz olması, iki insanlık için bir büyük kıymete haiz olması. Dolayısıyla her iki e, anlamda da ya da her iki boyutuyla da e, neden bu kadar çok kıymetli bir gece? Bunu cenab Hak kendisi anlatıyor. Neden? Biraz evvel söylediğimiz gibi bu ayda Kur'an indirildi. Yani e, peki şimdi bu ayda Kur'an'ın indirildiğine bir bakalım. Biliyorsunuz bizi izleyen saygıdeğer izleyicilerimiz de yakinen bilirler. Kur'an-ı Kerim yine böyle bir Ramazan ayında, 610 yılı Ramazan ayında peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam efendimize Hira'da inzal olmaya başladı, evet. inmeye başladı. İşte Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in ilk inmeye başladığı geceyi Kur'an'ın indirildiği gece olarak e, ifade eden bir gece. Dünya Peki, semasına, sevgili peygamberimize değil mi değerli hocam? Tabii yani? tabii. Yani bizim için orası. Evet, kıymetli. He, yani onun üstündeki <laughs> biz bilmiyoruz Eyvallah. zaten. Şimdi peygamberimize indiği gece olarak. Peki e, nasıl indi peygamberimize? Gel şöyle yapalım Fatihciğim. Sanki Hira'ya bir ışındayalım kendimizi. Lütfen. Olur mu? Lütfen bir ışınlayalım. Lütfen değerli hocam dinlemek evet, isteriz. Eee orada Cenabı Peygamberin yine nasıl bir haleti ruhiye içerisinde nasıl bir fotoğraf çerçevesinde bu ilk vahye muhatap olduğunu bir anlamaya inşallah bir görgü tanığı gibi sanki bir yerden Eyvallah. Resulullah'ı gözlüyormuş gibi Eyvallah. anlamaya çalışalım. Evet, 610 yılının bir Ramazan ayı böyle. Çok muhtemeldir ki son 10 günü içerisinde bir gün. Resulullah Aleyhissalatu vesselam henüz peygamber değil. Abdullah'ın oğlu Muhammed Muhammedül Emin olarak oraya Hira'ya gidiyor Ramazan aylarında özellikle ve orada Rabbini tefekkür ediyor, tezekkür ediyor. E, peygamber değil de nasıl tefekkür ediyor o zaman? E, tabii ki o Mekke'deki putperest sistemi omzuna e, üzerine yıkılmış bir yük olarak kabul ettiği için oradan kurtulmak, rahat bir nefes almak için Hira'ya geliyor. E, Hira'ya çıkanlarınız bilir. Hira kuş uçumu Mekke-i Mükerreme'ye yani Harem-i Şerife 3 kilometrelik mesafede bir yer. Ama o zaman şimdiki gibi değil tabii şimdi binalar dolu, apartmanlar dolu. O zaman bomboş bir alan. Yine bu Hira'yı da çıkanlarınız bilir ama çıkmayanlarınız için söyleyeyim. Böyle çok yüksek bir dağ falan değil Hira. Yani yarım saatte normal bir kişinin rahat çıkabileceği zirvesine bir kayalık dağ. buraya çıkıldığı zaman Hira mağarası dediğimiz yerin girişi biraz zor böyle biraz sürünerek giriyorsunuz evet, ama evet. girdikten sonra içeride şöyle iki kaya'nın şöyle yapayım ben göstereyim izleyicilerimize de. İki Eyvallah, kayanın neydi? şu şekilde birbirine karşı geldiği Aynen he, e, <laughs> alt zeminde <laughs> de düz bir kaya ve e, Ebat itibariyle de 140'a e, 220 e, yani eni 140 gibi boyuda 220 gibi böyle bir yer Üstü iki kayala kaplı ve buraya girdiğiniz zaman, uç tarafında Kabe böyle elinizin avucunuzun içinde gibi gözüküyor. Hemen bir virgül koyuyorum. Değerli evet. hocam ben çıktığımda gerçekten o buyurduğunuz duruma hep hayret etmişimdir. Acaba Resulullah derim burayı nasıl bildi? Nasıl buldu? Nasıl keşfetti de az önce ifade ettiniz Hı. ya binalar yok, yapılar yok, hiçbir şey yok. Yani o buyurduğunuz pencerecikten Kabe-i Muazzama Beytullah Tamamen karşı, karşıya, karşı böyle. karşıya Yani çok ben buna hayret ederim değerli Kesinlikle. hocam. Ee, onu hemen söyleyeyim. Nasıl buldu Resulullah orayı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalip de giderdi. Hatta oraya gittiği zaman Abdülmuttalip Mekke'nin reisiydi, başkanıydı, Darun Nedve reisiydi. Ee, bir arayan olduğu zaman eşi Hira'da derdi. Peki ne yapıyor hirada deyince? Tahannüse gitti derdi. Yani hanifleşmeye gitti. Hanifleşmeye gitti. Yani Allah'ın Allah birliğini de. orada düşünmeye gitti anlamında. Ee, oradan geliyor. Orada, Dededen de, miras. Tabii de. tabii. Kendisi de oraya giderdi. Evet. Oraya gittiği zaman biraz evvel kaldığımız yerden devam ederse Lütfen derler. Şöyle e, saygıdeğer izleyiciler gitmişseniz tekrar gidin inşallah ve bu dediğimi hatırlayın orada. Böyle elinizi uzatsanız Kabe'ye değecekmiş gibi bir hisle doluyor insan. Böyle, yani Aynen. halbuki 3 kilometre yer. Ama böyle elinizi uzatsanız Kabe'ye dokunacakmış gibi. Hele bir fırsat olur da akşam giderseniz. Çok muhteşem oluyor akşam. Kesinlikle. Özellikle şöyle kafanızı kaldırdığınızda. Ay ee, yıldızlar oraya almış şekilde bir üzüm salkımı gibi yıldızlar hücum ediyor ve elinizi uzatsanız yıldızlara değecek gibi. Yıldız toplamaya gidin oraya gece. Ve e, neden yıldızlar öyle oraya hücum etmiş gibi Resulullah'a ilk vahyin indiği, Resulullah'ın ilk peygamberlik şerefiyle müşerref olduğu, Kur'an'ın ilk İnzal buyurulduğu e, ve İslam'ın orada e, neşvi bulduğu o mağarayı yıldızlarla görmek istiyor. Yani yıldızlar bile Peygamber'e mekan olan, Kur'an'a ilk mekan olan, İslam'a ilk mekan olan orayı aydınlatmak istiyor. Değerli hocam çok özür diliyorum. Yani o kadar tatlı anlatıyorsunuz ki girmeden yapamıyorum. Yıllar öncesiydi. İlk gittiğimde Umre'ye beni gece Hira'ya götürmek istediler, çıkarmak istediler. Grupla birlikte dedim ki gece karanlıkta ne yapacağız? Gündüze ne oldu? Gündüz çıkalım, gündüz gözüyle dedim. Git de görürsün, gidelim de görürsün dediler. Yani bu kadar olur değerli hocam. Evet. Anlatamam. Anlatamıyorum, ifade evet. edemiyorum. Ancak yaşamak gerekiyor. Evet. Bütün bir sanki kainatın aydınlığı o nur dağının üzerinde değerli hocam. Işıl evet. ışıl. Evet. İşte e, böyle bir 610 yılının bir Ramazan'ın son 10 günündeki bir gece. Peygamberimiz Hazir, Hazreti Muhammed Aleyhisselam yine Nasıl? orada Rabbini tefekkür ediyor. Nasıl tefekkür ediyor? Diyor ki: "Ya Rabbi, sen varsın ve birsin. Ben bunu biliyorum. Ama bu bilgim bu düşüncem bu tefekkürüm nasıl bir bilgiye dönüştürülür ya yani nasıl bir imana dönüştürülür sen nasıl razı olursun nasıl hoşnut edilirsin ben bunu bilmiyorum evet. yoksa şu kainat şu gökyüzü direksiz nasıl duruyor bunu durduran evet. sensin tüm varlık kendi kendine asla var olamaz bunu var eden sensin bunların bir sahibi olmalı öyle ve bunun sahibi sensin. Ya Rabbi. İşte tefekkür bu, tezekkür bu. Bunu düşünürken daha önceki gelişlerinden farklı bir o gece, farklı bir duygular içerisinde adeta çalkalanmaya başlıyor. Şöyle bir mağaranın içine dönüyor. Bir Kabe'ye bakıyor. Tam Kabe'ye baktığı bir sırada, yine oraya konsantre olduğu bir sırada gözü Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e dalıyor. Biliyorsunuz orayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın atası Hazreti İbrahim, yine Peygamberimizin babası diye ifade ettiğimiz Hazreti oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Rabbimizin emriyle yapmışlardı. O günlere gidiyor ta, ruhu alıp götürüyor onu. Kulaklarında Hazreti İbrahim'in Kabe'nin damında, Hazreti İsmail'in yine diğer bir tarafta ya da Ebu Kubeys dağının yüksek bir tepesinde o, o insanlığı Kabe'ye çağrıları e, çınlamaya başlıyor. Hatırlarsınız onu hacca gidenler, umreye gidenler bilirler. Hazreti İbrahim'e aittir işte o. Söyleyeceğim şimdi. Lebbeyk Allahumma lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek. Sanki bu çağrıyı duyuyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam ruhunu Rabbine teslim etmiş. Ya Rabbi sen nasıl memnun olursun? Nasıl hoşnut olursun? Bunun bilmenin çabası içerisinde, bunu öğrenmenin çabası içerisinde derken vücudun vücudunda yani bedeninde bir farklılık oluşmaya başlıyor. Hemen mağaranın içine doğru dönüyor. Aman ya Rabbi diyor. Değişik bugün. Ve birden şöyle kafasını kaldırıyor ne oluyor dercesine işte tam o anda zaman duruyor birden mekan sükuna kavuşuyor aniden. Ve bütün karanlıklar sıyrılıyor kara kefeninden ve bir latif ses geliyor ta perdeler ötesinden. Allah Allah. Ey Muhammed! Ene Cibril ve ente Resulullah! Ene Cibril Allah ve ente Allah Allah. Resulullah! Ene Cibril ve ente Resulullah! Allah Allah. Aman ya Rabbi! Subhanallah. Subhanallah. Diyor ki bu ses, ey Muhammed! Ben Allah'ın Cebrail meleğiyim. Seni Rabbin Resul olarak seçti. Sen de Allah'ın Resulüsün. Üç defa tekrar ediyor. Ve bu peygamberimizin ruhuna öyle bir yerleşiyor, yüreğine öyle bir yerleşiyor ki arkasından hemen es ilk vahiy, ilk Kur'an cümleleri dökülüyor. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alaq. Iqra wa rabbuke'l ekremul lezi allame bil kalem. Allame'l insane ma Oku seni yaratan Rabbinin adıyla. Ya da Elhak <laughs> biz indirdik o Kur'an'ı Leyle'yi Kadir'de. Ey Muhammed Leyle'yi Kadir nedir bilir misin? Bilemez nereden bilecek? Rabbim bildirirse bildirecek. Ve Rabbim bildiriyor bakın. O leyle-i kadir içerisinde kendisi gibi bir kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Ve devam ediyor ayet-i kerimeler. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o gece 610 yılının Ramazan ayının kuvvetle muhtemel son 10 gününde ve o 10 gün içerisinde de bugün akşam, bugün gece kutlayacağımız olan 27. gecede yani 26'yı 27'ye bağlayan gecede bu vahiy ile Peygamberimiz muhatap oluyor. İşte burada Peygamberimiz sadece vahiy ile muhatap olmuyor bakın. Sagider izleyicilerimiz. Çok önemli iki unsur daha var nedir biliyor musunuz? Biri kendisi peygamber oluyor. Yani bu gece Allah elçisinin peygamberlik görevini üstlendiği gece, peygamberlik şerefi ile müşerref olduğu bir gece. Yani Kur'an'ın ilk ayetlerinin inzal olduğu gece yanı sıra bir de Resulullah'ın peygamberliğinin ilk anı evet. ilk gecesi. Bu da çok evet, evet. farklı bir muştu, farklı bir müjde, farklı bir olgu. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü İslam'ın yeryüzüne insana ilk indirildiği gece. Tabii. Evet. Son Do din İslam'ı. Tabii, tabii. Ve dolayısıyla Kur'an, peygamberlik Peygamber. ve İslam dininin üçünün de ilk başlangıç gecesi bu. Peki neden bu kadar kıymetli? Hemen bakın şimdi geleceğiz. Çünkü insanlığın kurtuluşu bu üçüyle mümkün. Yani Kur'an'la, Peygamberimiz ile ve de İslam ile. Eyvallah. Ee, bu üçü bir araya geldiği zaman ki üçü birbirinden hiç çıkarılamaz, koparılamaz, e, ayırt edilemez. Mütemmim bir Tabii, cüz adeta. Üçü birbirini değil. tamamlayan. Bir, e, bunların dolayısıyla <laughs> affedersiniz dolayısıyla bu üçü insanlık için ne ifade ediyorsa işte bu gece Kadir Gecesi bu kadar önemli bir gece insanlık için bu kadar değerli kıymetli bir gece. Eyvallah değerli hocam. Yüreğinize sağlık. Siz de o kadar kıymetli, o kadar değerli bilgiler arz ettiniz Kesinlikle. ki sevgili seyircilerimize gerçekten yani duygulanmamak elde değil. O anı yaşamamak, hissetmemek. Sanki orada ifadelerinizin başında bir kenarından hira'da sanki Resulullah'ı gözlemliyormuşuz gibi olalım dediniz ya. Evet. inanın ki ben burada o duyguları rah rahatlıkla, ziyadesiyle hissettim. Öyle inanıyorum ki yine ekranları başında bizleri takip eden sevgili seyircilerimiz de gerçekten çok Duygu dolu anlar yaşadılar zateniniz vesilesiyle. Çok teşekkür ediyoruz değerli ben hocam. Peki muhterem hocam, Allah Resulüne vahiy geldikten sonra zannediyorum Allah Resulünün de bu ilk vahiyle beraber herhalde acaba ne oluyor bu neyin nesidir gibi ister istemez de bir böyle bir e, hani daha önce hiç yaşamadığı, karşılaşmadığı ve bilmediği bir hadiseyle <laughs> karşılaşınca ister istemez bir tedirginliği de oldu değil mi değerli hocam? Ee, bir tedirginlik oldu Fatihciğim ama bu tedirginlik bu neyin nesi diye olmadı? Yani vahiden dolayı bir tedirginlik olmadı. Peki nereden oldu o tedirginlik? Bakın saygıdeğer izleyicilerimiz e, bura biraz e, dikkat isteyen, yoğun dikkat isteyen bir şey e, sordu Fatih Bey. Onun için e, ben de açıklamaya çalışacağım dilimin döndüğü kadarıyla dinlemek isteriz He, değerli hocam. Biraz e, dikkatlerinizi yoğunlaştırırsanız sanırım anlama biraz daha kolaylaşır. Eyvallah. Şimdi eee vahi hadisesi indirilenin kalbinde, gönlünde vahi ne için inmiş ise onun dışında herhangi bir tercihe asla yer bırakmaz. Şimdi Peygamberimize bu ilk gecede ilk vahiy ne için indirildi? Bir, Allah kelamı olarak indirildi. Kur'an'ın ilk ayetleri olarak indirildi. İki, kendisinin peygamber olduğu e, yerleş, ruhuna yerleştirilerek e, böyle bir yüce görevle müşerref olduğu bilinci yerleştirilmek üzere indirildi. Dolayısıyla... İlk vahiy ile beraber indirilen kelamın Allah kelamı olduğu, Kur'an olduğu ve kendisinin de peygamber olduğu kalbine ilka edildi. Bir başka tercihe, bir başka düşünceye bu asla yer bırakmadı. Zaten Cebrail Aleyhisselam da söyledi bunu evvela. Ene yani Cibriil ente Resulullah. Ya Muhammed ene Cibril ve ente Resulullah dedi. Ben Cebrail'im sana vahyi getirdim. Sen de Allah'ın peygamberisin, Resulüsün dedi. Dolayısıyla İkra bismi rabbikellezi halak ayetleri nasıl kalbine yerleştirildi ise ki bunu üç aşamalı anlatıyor peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Nasıl anlatıyor? Diyor ki İlk e, böyle Cebrail'in, meleğin beni sıktığını hissettim. E, tabii bu ruhi bir hal. Yoksa e, melek gelip de böyle Bedeni sıkmıyor. Değil. Bedeni değil. ruhi bir hal. E, Peygamberimiz bunu bedenen hissediyor. Ama yani o sıkılma hadi Cebrail'in sıkması ruhi bir hal, manevi bir hal. İkra' bismi rabbikellezi halak deyince, e, işte okuyor devam eden ayetleri. Peygamberimiz diyor ki ne okuyacağım? Ne? Yahut bir rivayette de ben okuma bilmem. İki rivayet var. Birinci de ben ne okuyacağım? Biz buna göre değerlendirdiğimiz zaman ne okuyacağım? Yahut diğer rivayete göre değerlendirdiğimiz zaman ben okuma bilmem ki diyor. İkinci defa melek beni tuttu diyor. Bu sefer daha sert sıktı. Ve e, yine bitince e, ben dedim ki neyi okuyacağım? Maza akrabu neyi okuyacağım? Veya yine ben okuma bilmem. Üçüncüye sıktı diyor. Bu üçüncü defada kaburga kemiklerim birbirine girecek zannettim. Hatta öleceğimi düşündüm bir an bir ter boşaldı diyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bu ilahi kelamın beşeri bedene, kalbe Eyvallah. alıştırılmasıdır. Çok kolay mı bu ilahi bir kelam? Allah'ın kelamı bir bedene, bir insan bedenine, insan kalbine, insan yüreğine ilka ediliyor, yerleştiriliyor. Evet, evet. İşte bu aşamayı anlatıyor. O üçüncüden sonra diyor, açıldı dilim. O kalbime öyle bir yerleşti ve okudum arka arkasına. İşte vahiy böyle geliyor. Ve bundan sonra da böyle sıkıntı çekmedi zaten. Evet. Bu ilk olarak evet. yerleştirildi. İşte e, bunun bu aşamada nasıl e, ilk 4-5 ayeti kerime kalbine ilka edildiyse ise Fatihciğim, onun peygamber olduğu da bu süreçte kalbine yerleştiriliyor. Bu ne demek? Yani Allah elçisinin o andan itibaren peygamber olduğunda herhangi bir şüphesi yok. Kendi kalbine ilka edilenin Kur'an olduğunda, Allah kelamı olduğunda zerre kadar herhangi bir şüphesi yok. Zaten vahiy buna imkan da vermiyor. Başka bir tercihe, başka bir düşünceye yer de bırakmıyor. Peki o zaman tedirginliği niye o zaman? Bakın sorunun can damarı evet, burada asıl. Eyvallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğin ne demek olduğunu biliyor. Daha önceki geçmiş peygamberlerin hayat hikayeleri o toplumda o kıssalar anlatıla gelen hikayeler, kıssalar. Dolayısıyla... Tabii kısmen tahrif edilmiş, bozulmuş ilaveler var, eksiltmeler var ama sonuçta ana fikir itibariyle, ana damar itibariyle bir Hazreti Musa'nın başından geçenleri biliyor. Bir Hazreti İsa Aleyhisselam'ın başından geçenleri biliyor Peygamberimiz. Ya da bir Hazreti Yakub'un, Hazreti Süleyman'ın, İbrahim Hazreti İbrahim'in başından geçenleri biliyor hatta kendi anlattığı bu Riyazu Salihinde de uzunca anlatılır üçüncü ciltte Hazreti İbrahim'in işte Mekke'ye Filistin'den gelişini çok güzel anlatıyor peygamberimiz. Eşiyle olan evet. konuşmalarını vesaire. Dolayısıyla peygamberimiz geçmiş peygamberlerin hayatlarını bildiği için, onların başlarından geçenleri bildiği için işte ter tedirginliği buradan kaynaklanıyor. Ne Nasıl tedirgin oluyor? Ya Rabbi diyor. Sen beni makamların en yücesine seçtin. Sana sonsuz sınırsız şükürler olsun. Ama ama ya ben ben sana layık olabilecek miyim? Ben bu peygamberlik görevini beni şereflendirdiğin bu yüce görevi sana layık şekilde yerine getirebilecek miyim? Yoksa sana karşı eksik kalıp, kusurlu kalıp mahcup mu olacağım? Evet. İşte tedirginliği burada. Eyvallah. Yani Rabbine layık olup olmamak ile Rabbine mahcup olup olmamak arasında o görevin büyüklüğünden dolayı bir tedirginlik. Eyvallah değerli hocam. Bunu nereden biliyoruz? Bunu bu anlattıklarımı kendisi gelince Hazreti Hatice annemize anlatıyor. Anlatıyor. Bakın eve geliyor oradan. Eve gelince Hatice annemiz, annemiz e, diyor ki, ya Muhammed neredesin sen Allah aşkına? Hatice, ne olur anlatacağım. Ama çok bitkinim ve çok çok fevkalade bir şey oldu birazcık dinleneyim anlatayım. Peki. Dinleneyim biraz. Üzerim ört diyor. Zemmülüni. Üzerim ört. Hatice annemiz merakla bekliyor. Acaba ne olacak? Ne oldu ki? O dinlenir dinlenmez artık kaç dakika dinleniyorsa hemen yanına koşup geliyor. Muhammed hadi anlat. Meraktan öleceğim Allah aşkına. Bakın ne demişti Hatice annemize? Üzerimi ört. Hemen akabinden gelen ikinci sırada değilse bile üçüncü sıradaki ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak ona kendisinin Hatice annemize yani eşine sevgili eşine söylediği dinlenmek üzere istirahate çekildiğinde üzerimi ört dediği zemmülûni, ya eyyuhel müzzemmil Ey örtüsüne bürünen, üzerini örtüren Peygamber, kalk diye Peygamberimizin bir davranışı ile ona hitap evet. edecek. Şimdi bakın, yüce Rabbimiz, tüm evrenin, kainatın sahibi olan yüce Rabbimiz, son Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam'a daha risaletinin ilk günlerinde onun bir davranışı ile hitap ediyor. Bu sevgi bu muhabbet artırıcı bu davranış bu kelam değil mi? Evet. Peygamberimizin yüreğini coşturuyor adeta. Peygamberimizin beden dilini kullanarak ona hitap ediyor. Ve hemen Hatice annemize diyor ki anlatacağım diyor. Ve biraz evvel benim size anlattığım o Cebrail'in geldiğini ve orada o kendisini üç defa sıkıp bıraktığını işte ben oradan anlattım. Hatice annemizi anlatıyor peygamberimizi. Ama bir endişesi var, bir korkusu var. Burada endişe, korku biraz evvel dediğim gibi ikiye çıkıyor. Biri peygamberlik görevine layık olma konusunda taşıdığı endişe, ikincisi de daha yakini bir endişe. Hemen karşısında ne? Acaba Hatice ne diyecek? Bakın o kadar önemli bir şey ki eşi. Eşi. Eşi 15 yıllık eşi ve bir aşk evliliği ile evlendiler. Severek evlendiler. Yani o sevginin de aralarında peygamber olduktan sonraki süreci gördüğümüzde Allah'ın kalplerini birbirine, gönüllerini birbirine telif ettiğini anlıyoruz. Yani Allah'ın birbirine sevdirdiği bir evlilik. Evet. Hatice annemizle. Onun için nikah dualarımızda siz çok yaparsınız. Allahümme ellif beyne huma ellefte ellefta beyne Hatice'tel Kubra radiyallahu evet. anha ve Muhammedin sallallahu evet. teala aleyhi ve sellem. Ya Rabbi Hatice annemiz ile Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in gönüllerini birbirine telif ettiğin gibi bu iki gencimizin evet. de gönüllerini birbirine telif et diye dua ederiz. <laughs> İşte o dua'ya e, haklılık kazandıran bir evlilik yapmışlardı. Dolayısıyla bu evlilik e, bir Cenabı Hakkın e, takdiri idi, onun muradı idi. E, biz bunun böyle olduğunu Peygamberlik sonrasındaki hayatından 10 yıl sürdü onunla birlikteliği. Peygamberlik sonrası 15'te Peygamberlik öncesi 25 yıl. Ve Hazreti Hatice annemiz şunu dedittirdi bu 25 yılın sonunda Hazreti Muhammed aleyhisselam'a gerek peygamberlik öncesindeki 15 yılda gerek peygamberlik sonrasındaki 10 yılda Allah'tan sonra en büyük yar ve yardımcı olan kişi Hat Hatice annemizdir. Hatice annemiz. Bunu dedittirdi. Dolayısıyla bunu dedittiren bir evlilik. Tesadüfen olabilir mi? Öyle beşeri hemen bir e, sevgiyle olabilir mi? Bu ilahi bir sevginin, ilahi bir e, programın sonucu olduğu anlaşılıyor. İşte böyle bir evlilik e, yaşayan Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın eşi Hatice annemiz ya Peygamberimize ya Muhammed sen bir cin çarpmış filan olmayasın deseydi. Derse ne olacaktı? Evet. Peygamberimiz evet. ya inanmasaydı? Ya Muhammed seni bir kahine götürelim, bir tabibe götürelim bugünkü ifadeyle, bir doktora götürelim, bir psikiyatra götürelim deseydi ne olurdu peygamberimizin hali? Değil mi hocam? Tabii. İşte eşi Hatice'nin nasıl karşılayacağı, nasıl cevap vereceği konusu benzini soldurmuştu adeta. Yüreğini kaygılandırmıştı. O kaygı gözlerine sirayet etmiş, bakışlarına sirayet etmişti. Hatice annemiz şöyle dedi. Sanki o kaygıları hissetmişçesine. Muhammed sana ilk inanan ben olmak istiyorum. Bir rahatladı peygamberimiz. peygamberimiz. Ve o biraz evvel <laughs> solgun benzine adeta bir pembelik geldi. Bir mutluluk geldi, bir huzur çöküverdi. ilahi bir huzur. Gülümsedi. Allah'ım sana şükürler olsun dedi. Kucakladı Hatice annemizi. Huzur doluydu. Rahatladı, içi rahatladı. Fakat o kısa sürdü Fatih Bey, çok kısa sürdü. Arkasından yine yavaş yavaş o yüzündeki pembelik kaybolmaya, benzi solmaya başladı. Omuzları düşmeye başladı. Kendisini beli bükülmüş hissetmeye başladı. Hatice annemiz dedi, Muhammed mi oluyor sana? Yine geldiğin hale döndün Allah aşkına. Sende bir hal var. Benden gizlediğin bir şey var, sakladığın bir şey var. Bana söylemediğin bir şey var. Ben o bakışları 15 yıldır biliyorum. O gözlerin bana bakışlarını 15 yıldır ben yakinen biliyorum. Bugün kaygılı bakıyor. Yüreğinde bir kaygı var. Evet Hatice. Doğru söylüyorsun. Sana bir şey sana bir şey söylemedim, eksik söyledim. Bakışlarımda da bir kaygı var. Yüreğimde de bir tedirginlik var. Söyle Allah aşkına. Hatice korkuyorum. Neden korkuyorsun Muhammed Allah aşkına? Hatice Rabbime karşı mahcup olmaktan korkuyorum. Evet. Hiç korkma Muhammed. Niye korkuyorsun bundan? Ben neden korkmayayım Hatice? Ne biliyorsun? Ben biliyorum seni Rabbin asla mahcup etmeyecektir. Çünkü sen Muhammedül Emin'sin, dürüstsün, doğru sözlüsün. Sen akrabalarını ziyaret eder, muhtaçların ihtiyaçlarını karşılarsın. Bakın saygı değer izleyiciler. Dürüstlük, doğruluk, eminlik, güvenilirlik, akraba ziyareti, muhtaçların ihtiyaçlarını karşılama peygamberlik vasfı. Ne kadar kıymetli Ne kadar değil mi? kıymetli. Ve öyle diyor Hatice annemiz. Sen böylesin. Onun için Rabbin seni asla mahcup etmez. Eyvallah. Eyvallah. Ve rahatlatıyor bakın tekrar. Yani peygamber olma aynı zamanda e, Rabbine karşı mahcup olmama ona karşı görevini şerefiyle, alın akıyla yerine getirme noktasında eşi Hatice peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ruhunu teskin ediyor adeta. İşte şey yani tedirginlik eyvallah, dediğimiz, eyvallah. korku dediğimiz hadisenin eyvallah. kaynağı burada. Yoksa peygamber olduğundan herhangi bir şüphe edip etmediği ile ilgili Değil. zerre kadar şüphesi olmaz. Yok zaten kendisine inzal olunanın ne olup olmadığı konusunda daha öncesinde hiç böyle bir şey tecrübesi olmamasına rağmen, ilki olmasına rağmen böyle bir şey yaşayamaz. Bu vahyin tabiatı gereği bu böyle. Ee, dolayısıyla peki hocam, burada hemen şu var e, peygamberimize mecnun olmadığına dair ayetler var yani cinlenmediğine evet. dair ayetler var şair, e, şair olmadığına şair dair ayetler mi? var kahin olmadığına dair ve bütün bunlara baktığımızda sanki ortada onun şairliği ile ilgili kahinliği yani kahin böyle gelecekten haber veren e, o günün bilgilileri diyelim e, gayipten haber verenler böyle bir bilgi ol, bilgisi olmadığına göre başka e, mecnun olmadığına göre niye bunlar konuşuluyor niye ediliyor bunları konuşanlar bakın e, genelde o gün peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a inanmayıp o ilk e, inanmayıp ya, olacak şey mi bu o işte cinlenmiş, mecnun olmuş diyenler müşrikler. O ilk karşı gelenler. Yani Mekke'de peygamberimizin ben peygamberim dediği anda ona ilk karşı gelen insanların sözleri. Zaten ikinci gelen surede, e, kalem suresinde evet. e, Cenab-ı Hak bunu şöyle beyan ediyor. Bakın ikinci gelen ayet-i kerimelerde. Ey Muhammed, yakında e, sen de göreceksin, onlar da görecekler. Kim onlar? Sana Mecnun diyenler. Neyi göreceksiniz? Kimin Mecnun olduğunu. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Yani bu ayeti kerimeden, daha ikinci gelen ayeti kerimeden net bir biçimde anlaşılan Peygamberimize Mecnun diyenler, ona inanmayanlar. Dolayısıyla o endişelerini, korkularını işte acaba bu cin çarpması mıydı, bir hastalık mıydı gibi e, anlatanlar, edenler inanmayanlar. Yoksa bunun Müslümanlarla Peygamberimizin değil, kendisini böyle sanmasıyla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu konuda bazı rivayetler var ama bu rivayetler sağlıklı rivayetler değil, doğru rivayetler değil, güçlü rivayetler değil. Doğru olan, güçlü olan, e, doğruluk konusunda hiçbir tereddüde asla yer bırakmayan Kur'an ayetleriyle meseleye baktığımızda, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha ilk vahiden itibaren Peygamber olduğunun bilincinde, şuurunda idrakinde ve aldığı ilk vahinde Allah kelamı olduğunun bilincinde, şuurunda ve idrakinde. Eyvallah değerli hocam yüreğinize sağlık. Akıp giden zaman içerisinde beni öyle aldınız götürdünüz ki değerli hocam gerçekten yani biz burada işte Ramazan ayının bugüne kadar ki olan bütün iftara doğru programlarımızda kıymetli konuklarımızla adeta bir karşılıklı sohbet söyleşi gibi de bir program yapıyor. Zaman zaman araya giriyordum ama... İnanın bugün nutka kadir oldum desem yeridir değerli hocam. Hoş sohbetiniz nedeniyle. Yani adeta o vahyin e, ilk inzal olduğu o ana, o günlere, o zamana bundan 1400 yıl öncesine adeta götürdünüz değerli hocam bizleri. Çok teşekkür ediyoruz. Zamanında bundan dolayı nasıl geçtiğini inanın ki bilemedim. Arkadaşlarım da uyarıyorlar. Herhalde programımızın da yavaş yavaş sonlarına doğru geliyormuşuz. Gelmişiz birkaç dakikalık. Evet. Zamanımız kalmış kapanışa geçmemiz için. Ben buradan hareketle şu sadece şu son bir soru olarak şunu zatı halinize yöneltmek isterim. Bu gece elhamdülillah inşallah Kadir Gecesini idrak ediyoruz, edeceğiz inşallah. Peki bu geceyi ekranları başında bizi takip eden sevgili seyircilerimiz ne tür ibadetlerle, nasıl dualarla, nasıl taatlarla geçirsinler, nasıl ibadet edelim değerli hocam? Evet, şimdi istersen şöyle yapalım bu sorunuzu. O geceyi günümüze bir taşıyalım. Ne demek? Yani günümüzde karşılığı ne o gecenin? Biz tabii ki haşa o geceyi tekrar burada her yıl yaşayacak halimiz yok. Ama o gecenin her yıl tekrarlanması, her yıl bin aydan daha hayırlı olmasının karşılığı ne? Bu karşılığı evet. birkaç cümleyle ifade etmeye çalışayım. Bunun karşılığı şu saygıdeğer izleyicilerimiz. Kur'anla yaşamak. Kur'an'ı hayatımızın rehberi kılmak. Peygamberimizi hayatımızın yoldaşı kılmak. İslam'ı hayatımızın dini kılmak, kuralları kılmak. İşte bunu yapabildiğimiz ölçüde biz o gecenin kadrini anlamış, kıymetini anlamış, kavramış oluruz. Şimdi bakın burada o meşhur hepinizin ismini çokça duyduğu Hasanül Basri'den yardım al almak istiyorum. Hasanül Basri diyor ki Kur'an okumak demek Kur'anı yaşamak demektir, hayatın rehberi kılmak demektir. Yoksa sadece yüzüne okuyup geçmek bu değil Kur'an okumak. Kur'an okumak tabii ki yüzüne okuyacağız ama yüzüne okumanın akabinden de Kur'an'ın öngördüğü hayat biçimini kendi hayatımıza uyarlamak. Yani Kur'an'a göre bir hayat yaşamak. Peygamberin yoldaşlığında bir hayat yaşamak. İşte bu anlamda değerlendirdiğimizde Kur'anla hemhal olduğumuz hayatımızın herhangi bir safhasında, herhangi bir işimizde Herhangi bir niyet ve kararımızda Kur'an'a göre hareket ettiğimizde inanın o andan itibaren her an Kadir'i yaşıyor olacağız. Peki hocam bu geceye has bir de bizim beklentilerimiz var. Yani biz bu geceyi ihya edeceğiz. Ee, yani Kadir'i ihya edeceğiz. Hayır, biz böyle demeyelim bakın, gelin. Biz Kadir'le ihya olacağız diyelim. İhya olacak olan biziz. Kadir gecesini biz nasıl ihya edeceğiz? Evet. Bu zaten Allah'ın ifadesiyle mübarek bir gece. Evet, müstesna bir, müstesna gece. bir gece. Biz o geceyle kendimizi ihya edelim. Nasıl ihya edeceğiz? Aynen Peygamberimizin o ilk geceye yani Kadir gecesine e, muhatap olduğu Kadir gecesiyle şereflendirildiği günkü yaptığı gibi yaparak. Tefekkür edelim Rabbimizi. Ya Rabbi diyelim. Önce bir iki rekat gelin. Uzunca, ağır ağır, düşüne düşüne. Rabbimizin huzurunda olduğumuzun farkında ola ola. Rükuda, secdede, gözyaşlarımız secdemizi ıslata ıslata. Rükuda gözyaşlarımız dizlerimize düşe düşe bir iki rekat namaz kılalım. Ve o namazın akabinden elimizi açalım. Ya Rabbi sen varsın ve birsin. Bu kainatı direksiz durduran sensin. Bu okyanuslardaki milyarlarca varlığın yaratıcısı sahibi sensin. Ya Rabbi bu aciz kulunu yaratan sensin. Var eden sensin. Biz kusurluyuz biz günahkarız deyip kusurlarını, günahlarını gözünün önüne getirip gözyaşları içerisinde bir nasuh tövbe ile tövbe edip ondan sonra da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Hazreti Ayşe annemiz bize naklediyor. Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbul afve fa'ufu anni Amin. Da anne. Amin, amin. Ya Rabbi, sen affedişsin, affı seversin, sen af konusunda oldukça cömertsin, kerimsin, kerem sahibisin. Ya Rabbi, beni ya da bizi affeyle diyerek amin. E, böyle Rabbimize iltica edelim. Fakat daha önemlisi ne biliyor musunuz? Araya hiçbir şey sokmadan bir deneyin bakın hiçbir şey sokmayın. Ne dünyalık ne evlatlarınızı ne yani hiçbir şeyi sokmayın. Rabbimizle bir baş başa kalalım. Bir baş başa kalmanı deneyin. O huzuru bir deneyin. Rabbinizle baş başalığınıza sadece gözyaşlarınız ve seccadeniz şahit olsun. Eyvallah. Bir de gecenin karanlığı şahit olsun. Ve bakın o karanlık şehadet, Aynen Resulullah'ın Hira'd olduğu gibi sıyrılacak kapkara kifeninden ve nurdan bir haleye dönüşecek yüreğimiz eğer bunu yakalayabilirsek inşallah. Eyvallah değerli hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Kıymetli bilgileriniz, hoş sohbetiniz sebebiyle gerçekten e, yani inşallah şöyle birkaç saat sonrasında e, karşılamaya idrak etmeye, ihya etmeye hazırlandığımız ihya olmaya tamam. söyleminizle hazırlandığımız inşallah kadir gecemizde e, nasıl hareket etmemiz, kadir gecesinin ne olduğuna dair efendimizin hayatına ilişkin kıymetli bilgileriniz önümüze koymuş olduğunuz portreler sebebiyle çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Bizler de sizin Rica Kadir gecenizi tebrik ediyoruz bu vesileyle. Evet. birkaç gün sonra idrak edeceğimiz Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz. Evet. Rabbim nice Ramazanlarda ve bayramlarda yine bulundursun, buluştursun diye dua ediyoruz değerli hocam. Bir son cümle Lütfen. ben kapanış cümlesi Lütfen. söylemek istiyorum. Bu, bu Kadir gecemiz vesilesiyle 11-12 ile yakın 11 ildeki deprem zedelerimizin inşallah yaralarının sarıldığı kalplerinin o geçmiş iki ay içerisindeki yüreklerinin kaburgaları acıyla dağlanırken bu geceden itibaren inşallah sıkıntıları zail olur, acıları azad olur. Ve bu geceden itibaren hayata bir başka türlü yine tutunurlar. Buna vesile olmasını İnşallah. dileyelim bu gecenin. İkinci dileğimiz ve duamız olarak da gerçekten bu mübarek günlerde bir teravih namazını, bir Cuma namazını, bir vakit namazını, Mescide aksada huzur içerisinde kılamayan onlara huzur içerisinde bir vakit namaz kıldırmayan o Yahudi zulmünden kurtuluşa bir vesile olur. Amin, amin. Tüm ümmet içinde, Müslümanlar içerisinde ve hasaten kendi milletimiz bu ümmet içerisinde gerçekten müstesna bir yere sahip olan milletimiz içinde bu kutlu gecenin inşallah bir bilinçlenmeye, bir İslami bilince, bir idrak ve şuura vesile olmasını e, diliyorum. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Biz de yürekten amin diyoruz sağ değerli olun. hocam bu güzel dualarınıza, temennilerinize. Eyvallah, sağ, sağ olun. olun. Sebebi hılkati alem yüceden sesleniyor. Uyaney ey alemi İslam, bu gece yatma diyor. Bu gece inmiş idi Hazreti Kur'an-ı Mübin. Bu gece fahrini arz etti semavata zemin. Bu gece gösteriyor şaha giden doğru yolu. Bu gecenin kadri diğer bin gecelerden de ulu. Bu gece Rabbimizin emriyle cümle melek bize Allah'ımızın lütfunu tebşir edecek. Bu gece fahrini arz etti semavata zemin. Uyan ey alemi İslam bu gece yatma diyor. Kadir gecemiz mübarek olsun.